oldu bu çocuğa? Hakikaten yani hepimizin aklında değil mi bir soru işareti Asuman. Yani herkesin evinde konuşuluyor. Ben duyuyorum. Dün biz de ailecek bir araya geldik. Yani hani akrabalar, çoluk, çocuk. Hani gençler var. Ablamın torunları 14-15 yaşında. Yani onlar bile ne oldu meraktalar. Bütün ailelerde, bütün evlerde konuşulan bir konu. Hatta bir çocuğumuz daha, bir yavrumuz daha kayboldu Eylül. Ben hepsinden iyi haber almak istiyorum. Şeyde baktım sosyal medyada pek bir şey bulamadım Leyla ile ilgili. Ama ne olur bir haber, hakikaten gerçekten haber almak istiyoruz. Bağlantı ne durumda arkadaşlar? Evet. Devam edebilirsin. Dinliyoruz biz seni. Bağlantı tekrar kuruldu. Derya Baykal, jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri demin de söylemiş olduğum gibi ikiye ayrılmış vaziyette. Dere yatağının sağ tarafında ve sol tarafında ekipler ceset ve kadavra köpekleriyle, mavi ve modülle birlikte her yerde didik didik Leyla'yı arıyorlar. Şu anda dere yatağının sağ tarafını görüyorsunuz. Bezirhane köyüne 2 kilometre mesafe var burada. Artık köyün dışına doğru çıkmaya başladı. Yavaş yavaş ekipler köyün duvarında da aramaya devam ediyorlar. Şu anda 3 kişilik bir ekip burada ve geri kalan ekip de dere yatağının sol tarafında aramalarına devam ediyorlar. Özel ekipler 11 gündür küçük Leyla'yı bulmak için her yere baktılar. Dere yataklarına baktılar, köyün civarındaki izbe yerlere baktılar, kuyuların altına baktılar ama Leyla'ya ait ne bir ize rastladılar ne bir delile rastladılar. İhbarları da değerlendiriyorlar bir yandan. İhbar telefonları da hem aileye geliyor hem de kriz masasına geliyor. Ama şu an için Leyla'ya dair bir ipucu yok diyebiliriz. Özellikle aile gelen ihbar telefonlarıyla hop oturup hop kalkıyor ama gelen ihbar telefonları asılsız olduğu zaman da işte Aydemir ailesinin yüreği yanıyor. Herkesin aslında bilinçli olması gerekiyor. Biraz vicdanlı olması gerekiyor o ihbar telefonlarını açarken. Çünkü bugün Leyla ama yarın yanınızda uyuyan çocuğunuz olabilir, sorununuz olabilir. Bu derece evet. Hassasiyet göstererek evet, biraz evet. Duyarlı olarak bu ihbar telefonlarını açıp bir resim, bir fotoğraf yollarken, bir ihbar verirken lütfen... Lütfen dikkatli olun diyelim. Çünkü aile her telefonla birlikte yıkılıyor ve ekipler de zaman kaybı yaşıyorlar Leyla'yı bulabilmek için. Şu anda Bezirhane köyüne 2 kilometre mesafedeyiz. Artık jandarma ve AFAD ekipleri köyün dışına çıkmış vaziyette aramaları gerçekleştirebilmek için. Toparlayacak olursak dere yatağının hem sağına hem de soluna ayrılmış vaziyetteler yaklaşık 20 kişilik bir ekip. Ceset ve kadavra köpekleri mavi ve modülle birlikte Leyla'ya dair küçük küçük izler arıyorlar. Her küçük izde Leyla'yı bulabilmek için büyük bir umut olacak bizler için. Biz yayınımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Birazdan Bezirhane köyüne gideceğiz evet, ve aileyle birlikte aileyi sormak istiyorum Aysima. Derya Baykal. Aileyi sormak istiyorum. Onları da merak ediyorum. Ailenin durumu nedir? Belki biraz sonra onunla da ilgili bilgiler alabiliriz senden. Evet, Leyla... Demin söylemiş olduğum gibi ihbar telefonları Derya Baykal onları yıkıyor, adeta yaralıyor. Evet, annenin doğru. Yüreği yanıyor, ayakta durmakta güçlük çekiyor. Her zaman sağlık ekipleri kapısında evet. Nöbet tutuyor. Bir telefonla hemen evet. Geliyorlar ve ailenin hem tansiyonunu ölçüyorlar hem şekerine bakıyorlar. Annenin şekeri geçen gün çok yükselmişti. Onunla konuşmakta da güçlük çektik. Ağzından kelimeler çıkarken... Evet, annesi zorlanıyor. Aysima. Ve lütfen dikkat edin diyelim o ihbar telefonlarında çok açarken. Doğru. Çok doğru söylüyorsun. Bir kere daha ondan sonra toparlayalım. Leyla'nın nasıl kaybolduğunu çok kısa bize özetlersen hani bilmeyenler için bir onu söyleyelim. Ondan sonra biz yayın akışımıza devam edelim. Sonra anneyle babayla belki bizi buluşturursun. Ağrı'nın Bezirhane köyüne gelmişti. Leyla ve ailesi aslında Ağrı merkezde oturuyorlar. Ağrı merkezden
Bezirhane Köyü'ne geldiler Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Hem bayramlaşmak için hem de taziye için. Aile taziye eviyle ailenin evi, yani babaannesiyle dedesinin evi yan yana. Çok az bir mesafe var. Yani gözünüzün ucuyla dönüp baksanız görebilirsiniz. Leyla orada içerideydi. Aile içeride kahvaltı yapıyordu. Erkekler taziye evindelerdi. Daha sonra ilk olarak amcası evden çıktı. Amcasının küçük bir oğlu var. Leyla'dan daha küçük. Onun peşinden gitti. Babasının peşinden gitti yani. Leyla da o küçük çocuğun peşinden evden çıktı. Daha sonra diğer amcası onu gördü. Hemen taziye şöyle anlatayım. Leyla'nın babaannesiyle dedesinin evi burada, taziye evi burada. Diğer evde hemen yolun başında duruyor. İşte o yolun başında duran evde de diğer amcası duruyordu ve yola çıktığı zaman Leyla onu gördü ve aldı. Nereye gidiyorsun dedi. Hatta o videolar da çekildi. Basına yansıyan görüntüler de var. Leyla o yolda tek başına yürüyor ve amcasına hiç yüz vermeden yürümeye devam ediyor. İşte o görüntüler çekildikten sonra amcası Leyla'yı aldı ve eve götürdü. Daha sonra tekrar dışarıya çıktı ve evde oturmaya devam etti. Ama daha sonra Leyla nasıl evden çıktı? Leyla'yı biri mi götürdü? Leyla hangi yola gitti? Hiçbir şekilde ne bir iz var ne de bir delil var Derya Baykal. Biz birazdan Bezirhane Köyü'ne gideceğiz ve Bezirhane Köyü'nde aileye mikrofon uzatacağız. Arama çalışmaları ne yönde? Onlar neler hissediyorlar? Aramalar var mı? İhbar telefonları var mı? Hepsini soracağız kendilerine diyelim. Şimdilik sözü sana stüdyoya bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben işi yanlış mı anladım? Beni uyarın. Şey diyor, amca Leyla'yı almış, eve götürmüş, sonra çıkmış. Ben orayı eksik anlamışım. Yani Leyla gidiyordu, amca onu bıraktı gitti. Yani şeyde yolda bıraktı gitti gibi algılamışım. Leyla'yı eve götürüyor amca. Evden gidiyor. Yalnız öbür şeyde, öbür çocuk hikayesinde de anlattığım Eylül'ün hikayesinde de bir benzerlik var. Aile yine bir akrabalarının yanına geliyor bayram dolayısıyla. Burada bir benzerlik, bir benzer hikaye, bir şey ya anlayamadım. İki hikayede bazı şeyler birbirini tutuyor. Evet, konuşalım. Ben orayı kaçırmışım mesela. Çocuk eve döndü de evden gitti. Hep kafamda soru işareti olan bir şeydi. Yani inşallah ne olur yavrularımızı, ben yine şunu tekrarlamak istiyorum. Gözümüzün önünden ay biraz bisiklete binsin gitsin. Ay biraz arkadaşlarıyla oynasın. Hep bir büyük denetiminde olması lazım. Gözünüzün önünden ayırmayın. Yani yine de oluyor, yine de oluyor, yine de oluyor. Çok çok üzülüyoruz bunlara. Ya bir konu oldu. Ben o